Merhaba sevgili çocuklar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. sınıf hayat bilgisi dersinde ülkemizde hayat konusunu işleyeceğiz. Karşımızda gördüğümüz harita, dünya haritası, yeryüzündeki insanlar, canlılar, hayvanlar, bitkiler bu dünyanın üzerinde yaşamaktadır. Türkiye'miz ise şuradaki, şu işaretlediğim yerde yer almaktadır. Bizim ülkemizin ismi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizin ismi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti denmesinin sebebi ise cumhuriyetle yönetilmemizden kaynaklıdır. Çocuklar, geçen dersimizde sizlerle yerleşim yerlerini işlemiştik. En büyük yerleşim yerleri şehirlerdir. Bakın, ülkemizde tam 81 tane şehrimiz vardır. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti üzerinde 81 tane şehrimiz vardır. Bunlar şehir sınırlarını belirliyor, bu çizgiler. Şimdi en büyük şehirler dedik. Şehirlerle çocuklar, iller eş anlamlıdır. İl demek şehir demektir. En büyük yerleşim yeri şehir. Bakın, gökdelenler var, fabrikalar var, bir sürü evler var değil mi? Evler hep yüksek katlı, yüksek katlı. İlden, şehirden bir küçüğü ilçe. İlçeler biraz daha şehirlere göre daha küçük ve daha az sayıda insanlar yaşıyor. Yine yüksek katlı binalar var ama iller kadar büyük, iller kadar kalabalık değil. Ondan bir daha küçük olan kasaba var. Kasabamızda da böyle genelde alçak katlı binalar yer alır. Daha fazla yeşillik alan yer alır ve insan sayısı ilçe ve ile göre daha azdır. En küçük yerleşim yeri ise köylerdir. Köylerde genelde evler hep tek katlıdır. Hep herkesin büyük büyük bahçeleri, tarlaları vardır. En küçük yerleşim yeri ise köylerdir. En küçük yerleşim yeri köy, daha sonra ilçe ve daha sonra şehirdir. Şehirlerde çok fazla insanlar yaşar ve şehirlerde fabrikalar yoğunluktadır. Fakat köy ve kasabalarda genelde insanlar çiftçilik ve hayvancılık yapar ve insan sayıları da şehirlere göre daha azdır. En büyük yerleşim yerleri şehirler demiştik. Şimdi ülkemizin başkenti Ankara'yı da burada görüyoruz. Bizim yaşadığımız İstanbul şehri ise, İstanbul ili ise, bakın şu yeşille gösterilen yer. Türkiye üzerinde biz İstanbul şehrinde yaşıyoruz ve okulumuzun bulunduğu ilçe Esenler. Şimdi illerin nasıl okulların müdürü var, müdür tarafından yönetiliyorlarsa çocuklar, okullar, illerin de belli bir yöneten insan var. Yani belirli bir şekilde insanlara hizmet vermekle sorumlu olan yetkili yöneticiler var. İnsanlara elektrik, su, işte bazı hizmetlerin düzenli verilebilmesi için böyle küçük küçük birimlere ayrılmış, illeri ise valiler yönetiyor. Geçen dersimizde açıklamıştık değil mi? İstanbul İl Valisi Ali Yerlikaya'ydı. İlçeler ise kaymakamlar tarafından yönetiliyor. Köyler ise muhtar tarafından yönetiliyor. Ülkelerin bayrakları da bakın, dünya üzerinde yine haritalar var. Her ülkenin bayrağı farklı farklıdır çocuklar. Çünkü bayraklar bağımsızlığın sembolüdür. Her ülkenin bayrağı farklıdır. Bizim bayrağımız ise kırmızı ve beyazdan oluşuyor. Biliyorsunuz kırmızı şehitlerimizin kanını temsil ediyordu. Yıldız ve ay ise özgürlüğümüzü temsil ediyordu. İstiklal Marşımız ise yine bağımsızlığımızın sembolüdür. Her pazartesi ve cuma günleri ayrıca resmi törenlerde İstiklal Marşı'nın iki katasını biz okuruz. Normalde İstiklal Marşımız 10 katadan oluşmaktadır. İstiklal Marşımızın yazarı ise Mehmet Akif Ersoy'dur. İstiklal Marşı çocuklar, sınıflarımızda yer alan, tahtanın üzerinde yer alan şeref köşesinde yer alır. Bakın, Türk bayrağı, Atatürk resmi, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ve Atatürk'ün gençliğe hitabesi tahtamızın üzerinde bulunan şeref köşesinde yer alır. Bu konuları hatırladıktan sonra tarihi mekan neymiş? Bir o konuya değinelim istiyorum. Çünkü ülkemiz çocuklar eskiden bu yana bir sürü insana ev sahipliği yapmış. Çünkü toprakları çok bereketli olduğu için istediğimiz meyveyi, sebzeyi ekip dikebiliyoruz. Suyu çok bol,
insanların yaşaması için çok güzel iklimi olduğundan dolayı ülkemiz bir sürü medeniyetlere, bir sürü insanlara oldum olası hep ev sahipliği yapmış. Ülkemizin yer aldığı topraklar eskiden bu yana farklı medeniyetler yaşadığı için çocuklar o medeniyetlerin bıraktığı böyle tarihi mekanlara da ev sahipliği yapıyor. Eskiden kalmış tarihi mekanlar. Neymiş bakalım bu tarihi mekanlar? İşte antik şehirler, camiler, köprüler, çeşmeler, böyle surlar, kaleler, kuleler, bu tarz heykeller, saraylar ve hanlar. Bunlar hep tarihi mekanları ifade ediyor bize. İstanbul'da da biliyorsunuz geçen dersimizde İstanbul'daki tarihi mekanlardan biraz bahsetmiştik. İşte Topkapı Sarayı'ndan, Ayasofya Camisi'nden, Sultanahmet Camisi'nden, Alman Çeşmesi'nden, Kız Kulesi, Galata Kulesi'nden, Boğaz Köprüsü'nden değil mi? Hepsinden bahsetmiştik bunlardan. Ve şimdi de ülkemizde bazı yerlerde yer alan tarihi mekanlardan bahsedeceğiz. Mesela Ağrı'da bulunan İshak Paşa Sarayı, Edirne'de bulunan Selimiye Camii, Konya'da bulunan Mevlana Müzesi. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı, Urfa'da bulunan Balıklı Göl denen tarihi bir mekan var. Hani biliyorsunuzdur Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı fakat ateşin Hazreti İbrahim'i yakmayıp böyle suya dönüştüğü göl. Bunlar tarihi güzelliklerdi. Çocuklar bir de doğal güzellikleri de var. Hani dedim ya ülkemiz böyle su yönünden çok zengin, toprakları bereketli diye. Ülkemizde şelaleler, ormanlar, mağaralar, göller, denizler, akarsular, dağlar ve doğal park alanları tarafından da çok zengin. Hadi birkaç tane örneklerine bir bakalım. Trabzon'da bulunan Uzungöl, Nevşehir Ürgüp Göreme'deki peribacaları, Muğla Fethiye'deki Ölüdeniz, Denizli'de bulunan Pamukkale travertenleri tıpkı bir pamuğa benziyor. Antalya'da bulunan Aşağı Düden Şelalesi, yine Nevşehir Ürgüp'teki peribacaları doğal güzelliklerimize örnek. Evet, bu bereketli topraklarda yetişen bazı önemli ürünler var. Hatta bazı şehirlerimiz bu ürünleriyle çocuklar ünlenmiş. Marmara bölgesinde biz yaşıyoruz. İstanbul tam şu bölümde yer alıyor demiştik size de. Burada da Marmara bölgesinin haritası var. Marmara bölgesinde patates, pirinç, buğday, zeytin, üzüm, mısır gibi bazı ürünler yetişiyor çocuklar. Ama bazı şehirler, bazı memleketler ürünleriyle ünlenmiş. Diyeceksiniz ki öğretmenim nasıl? Mesela mısır en fazla Karadeniz'de üretiliyor. Çay yine Karadeniz'de üretiliyor. Bakın Malatya kayısısı şeker gibi Malatya'da üretiliyor. Antep fıstığı hani çok seviyoruz biz. Antep'te üretiliyor. Diyarbakır ve Adana karpuzu diye yer alıyor karpuzumuzda. Çanakkale domatesi, İzmir inciri, Bursa'nın şeftalisi, zeytini, Amasya'nın elması gibi bazı ürünlerle ünlenen şehirlerimiz var. Gerçekten ülkemiz çocuklar çok bereketli ve kültürel anlamda da çok çok kıymetli. Bu sebeple ülkemizi çok sevmeliyiz ve çok korumalıyız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Hepiniz hoşça kalın.